E mesela arkadaşlarımız sormuş birkaç sorunun toplanmış hali özellikle onu yanıtlamaya çalışayım. Şimdi şiddet ve diğer toplumsal olaylarda böyle sosyal medya kampanyaları yapılıyor. İşte insanlar bilinçlendirilmeye çalışılıyor, Hashtagler yapılıyor. Bunlar ortada geziyor. İşte en son bir siyah beyaz fotoğraf şeysi varmış, akımı varmış. Ben farkında değilim. Siyah beyaz bir portremi yükledim. Ondan sonra baktım herkes hocam kadınlar yüklüyor falan filan diye şey yaptılar. Deniz Rüke Hoca da hatta şey dedi. Bak kıskanmış dedi. Selfie çekti falan. Ee, ben gerçekten şeyi kaçırmıştım. Makinenin siyah beyaz çekme özelliğini denerken biraz yaptığım bir şey ama mesela bu tarz kampanyalar ne yapıyor? İşte kadına şiddet vesaire konusunda ya da ne bileyim hayvanlara eziyet konusunda psikologlara, uzaktan eğitimle psikoloji olmaz falan filan gibi konularda farkındalık yaratmaya çalışıyor sosyal medyada. Bunlar işe yarıyor mu gerçekten? Yani bir bakmak lazım. Acaba bu kampanyalar gerçekten bir farkındalık yaratıyor mu? Buna kısaca cevabım şöyle olacak çok işe yaramıyor. Çünkü özellikle toplum düzenini bozucu herhangi bir olaya karşı işte kadın şiddet buna bir örnek. işte efendim doğayı kirletmek ya da çevre felaketine sebep olmak falan filan gibi şeyler. Hani böyle bizim huzurumuzu yaşam alanlarını falan bozan hikayelerin bir kere kanun gücüyle, kolluk kuvvetleriyle zapturapt alması ve engellenmesi, en azından onların hem ortaya çıkmasının engellenmesi hem de sorunların acilen cezalandırılması lazım. Bunların çok ağır yaptırımlarının olması gerekiyor. Bu yaptırımlar güzel işlediği zaman zaten göreceksiniz. Yani bu tip sorunlar komple ortadan kalkacak. Biz bugün işte genellikle bu şiddet, müddet mevzularını çözemememizin sebebi, işte herkes anlatıyor ya, ya kadın geliyor işte kocam beni dövüyor diyor, işte polis aman eve gidin barışın diye bırakıyor falan gibi anekdotlar var. Ya bununla ilgili oturmamış bir kültür var ama bu oturmamış kültür, hani o koyduğumuz isim altında ya da yaptığımız kampanyalarda öne sürdüğümüz nedenler cinsinden değil de daha ziyade bu kanun koyucuların, uygulayıcıların, işte bu ceza, infaz vesaire sisteminin gerektiği gibi çalışmamasından kaynaklanıyor. Ve bir kere siz doğru düzgün bir yaptırım koyduğunuz zaman insan davranışını çok hızlı değiştirebiliyorsunuz. Bunun da çok anlaşılır bir nedeni var. Şimdi diyelim insanlar bir şekilde öfkelerini kontrol edemiyorlar ve bir suç işliyorlar ve bu suç diyelim yaygınlaşıyor bir sebeple sosyoekonomik sebeplerle bilmem nelerle. Şimdi öfkeden insan niye suç işler ya da niye bir başka insanın işte insanı darp eder ya yani onu öldürmeye kalkar? O beyindeki öfke yaratan sistem öyle bir kontrolü ele alır ki bilinçli kontrolün tamamını ele geçirir ve bu insan hiç sonunu düşünmeden bir canavar gibi karşıdaki insanı ortadan kaldırmaya, işte ondan bir şekilde intikam almaya vesaire programlanır. Burada hayvani beyin, insani beyni tamamen ele geçirir, onu kaçırır, adeta ağzını burnunu bağlar, derdest eder ve onun yerine aksiyon göstermeye başlar. Ama siz Mesela çok radikal bir ceza koydunuz ve bundan kaçarınız yok yani. Bir yakalanırsanız hatta şüphesi olsa çok ağır ceza yiyeceksiniz bu konuyla ilgili. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun bir örneği var. Sevgili Selçuk Şirin buraya geldiğinde bir konserde beraberdik. Ee, sevgili Şevval Sam'ın konserinde. Konser başlamadan önce anlatmıştı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Türk arkadaşı, orada yaşayan bir Türk arkadaşa eve emanet etmiş. Demiş ki bir de demiş bu hafta bir çimleri biçersin aman unutma cezası var falan diye. Bizim tabii arkadaş da bizden olduğu için aman demiş canım çimleri biçmesek ne olacak? Unutmuş. Belediye geliyor. 400 dolar ceza kesiyor zank diye o cezayı ödemek zorundasın yani ne yaparsan yap. Şimdi 400 dolar iri bir ceza ve çimlerinizi biçmek zorunda olduğunuzu size net bir şekilde gösteriyor. Böyle caydırıcı bir ceza olup bu kadar da net ve fix uygulandığı zaman insan beyni şöyle bir kod oluşturuyor. Mesela diyelim öfkelenecek birine bir şey yapacak değil mi? Hemen onu orada tutan bir başka korku unsuru gibi, bir başka çekince unsuru. Ya tamam bunu yaparsın ama bunun sonuçlarında şöyle şöyle bir şey olur gibi. Ve bu ciddi ve uygulanabilir yaptırımlar insan davranışlarını çok ciddi sınırlayabilir. Sınırlar bu bütün dünyada bildiğimiz bir şeydir. Bu yaptırımların uygulanabilmesi önemli. Gelelim sosyal medyadaki paylaşımlara. Sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili daha önce çok anlattım. Tekrar hatırlatayım. Bana özellikle Twitter'dan falan arkadaşlar hocam bu konuda ses çıkarttığınızı görmedik. İki retweet de siz yapın. Buraya bir like button, bir hashtag yapın falan böyle yazıp duruyorlar. Yani orada böyle bir şey yaptığınız zaman Hakikaten kendinizi bir şey yapmış hissettiğinizi biliyorum. Çünkü ben de eskiden böyle şeylerden medet umar idim. Ama sonra bu konuda verimiz biriktikçe, sosyal medya ortamlarının yaygınlaşmasıyla biz sonuçları yavaş yavaş izlemeye başladığımızda şöyle ilginç bir şey gördük. İnsanlar bu sosyal kampanyaları, duyarlılık kampanyalarını, farkındalık kampanyalarını mesela paylaştıklarında, bunlara destek verdiklerinde toplumsal olarak görevlerini yaptıklarını düşünüp gerçek hayatta aksiyon almıyorlar ya da gerçek hayatta harekete geçme ihtimalleri azalıyor. Yani sosyal medyadaki bu kampanyalar bizim tabiri caizse gazımızı alıyor. Etrafımızdaki insanları uyarmak, onlara tatlı dille anlatmak, bildiğimiz kadarıyla doğruları göstermek çabasını bir kenara bırakıp ile hayatımızı idame ettiriyoruz. Ya da işte repost programıyla Instagram'dan onu paylaşıyoruz falan filan. Ya da en müştemilatlı paylaşım kendi selfinizi çekip bir sürü filtre uygulayıp onu paylaşmak oluyor. Dolayısıyla gerçek hayattaki aksiyon oranını, gerçek hayattaki etki oranını azalttığı için bu tip sosyal medya kampanyaları bizim gibi normal insanlar için çok da faydalı şeyler değil. Bilinç oluşturmada falan filan da çok fazla etkili değil. Zira genellikle bir de şuna dikkat ederseniz bu tip e, internette kampanya yaptığımız suçları ya da olumsuz davranışları ortaya koyan kişilerin ait olduğu genel sosyoekonomik gruplar, sosyodemografik gruplar bu internet kampanyalarından pek haberdar olmayan ve onlarla çok fazla zihinsel olarak etki altında kalabilecek insanlar değiller. Haberdar değiller bu kampanyalardan. Dolayısıyla bence vaktimizi daha iyi şeylerde değerlendirebiliriz gibi düşünüyorum açıkçası. <laughs>